SJW, SJW, Social Justice Warrior, sosyal adalet savaşçısı. Aslında ismi çok havalı ama özeti klavye başında birilerinin hakkını savunmaya çalışan insanlar, çalışan. Aslında ben bu kadar özetledim. Genelde ilk çıktığı dönemde iyi bir amaç için kullanılırken günümüzde ise biraz aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılıyor. Sosyal adalet savaşçısı. Bu videoda sizle birlikte sosyal adalet savaşçılığı ve karşıtlığı ve bunların ürünlerini göreceğiz. Yani Hollywood'un bazı filmleri ve bunların içindeki saçmalıkları. Feminizm, işte azınlık hakları, mülteci hakları, sosyal adalet, bunların hepsini içine alan dünyada bir kavram. Türkiye'deki karşılığı yok. Şaka yapmıyorum. Maksat aslında dünyada, işte diyelim ki zencilere dikkat çekmek, LGBT, LGBT, bunlara dikkat çekmek. Bir şekilde haksızlığa uğradığı düşünülen feministler bunu aynı şekilde bu davada kullanıyor. Dolayısıyla sivil hakları, trans hakları, işte eşcinsel hakları gibi kavramları karşılamaya çalışıyor. İlk nasıl başladığını anlatayım. Yıl 2014, çok öncesinde de var. Yani sosyal adalet savaşçılığı transatlantik köle hattının ortadan kalkmasıyla falan başlayan bir şey. Yani hatta Amerika'daki Kuzey-Güney Savaşı'nın kökeninde bile bu SJW'ler var. SJW diyeceğiz biz. Türkçe kısmını kullanacağız. SJW falan diyemem, SJW. Gamergate. 2014 yılında bir tartışma çıkıyor ortaya. O Gamergate'de bu SJW, yani SJW kavramı çok kullanılmaya başlıyor. Zoe Quinn denilen bir oyun geliştiricisi var. Erkek arkadaşı bununla ilgili bazı bilgiler yayıyor internette. O da şu: bir oyun eleştiricisi ve geliştiricisiyle falan ilişkisi var erkek. Ve o oyun işte eleştiricisine cinsel ilişki teklif edildiği falan filan konuşuluyor. Bu 4chan'e düşüyor. Aslında ekşi sözlüğün global versiyonu diyelim. Sonra iş büyüyor. Öf, taciz kampanyaları, işte SJW'ler devreye giriyor falan filan derken iş çok büyüyor. Yani kavram orada, ne diyeyim sana, internet gündemine düşüyor. Ama SJW daha önceden varken Gamergate'de olumsuz bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Yani sosyal adalet ve feminizmi savunanların ne kadar işte itibarsız olduğu, çevrim içi tartışmalar işte kutuplaştırmak için kullanılıyor. Sen SJW'sin, ben de anti SJW'yim falan. Aşağılamak için kullanılmaya başlıyor. Bu kavram tarih boyunca birçok yerde kullanılmış. Abolitionist hareket denilen bir şey var, köle karşıtlığı. Irkçılık karşıtı hareketler var. 19. yüzyılda gördüğümüz bolca. Yine 19. yüzyılda başlayıp 20. yüzyılda taşan kadın hakları var. Burada bir sürü isim sayabiliriz. Mesela nasıl ki ırkçılık hakları için Martin Luther King'i bir isim olarak koyabilirsek, Malcolm X'i siyahilerin hakları için kullanabilirsek, Elizabeth Cady Stanton'ı kadın hakları için, Susan Anthony'yi, bunları unutmamak lazım. LGBT hakları ise 20. yüzyılda. Niye 20. yüzyılda? Çünkü 19. yüzyılda dünyada bir kere bu kadar LGBT plus bilmem ne diye ayrışmıyordu. Alt detayları yoktu ve hakları da yoktu. Yani Avrupa'nın bile, Hitler'de de zaten göreceğiniz bayağı bir örneği var, eşcinsellikten bir nefreti söz konusuydu. Dolayısıyla biz, ne bileyim, Silvia Rivera'yı, Harvey Milk'i falan konuşabiliriz bunun öncüler arasında. İş o kadar böyle detaylara girdi ki en sonunda hayvan köleliği denilen abolisyonist vegan aktivizm diye bir şey çıktı. Artık iyice hayvanlar tutsak yaşamasın. Yani yemek için hayvan besliyorsanız tutsak olmasınlar. Yani Social Justice Warrior bu kadar geniş kapsamlı olmalı mı? Benim yorum yapabileceğim bir şey değil. Ben kavramın içini anlatayım size, siz kullanın. Bazı terimleri bilmeniz lazım. White Knight. White Knight, Türkçesinde meriç diye karşılığı var ekşi sözlükte. Yani işte kadınları şirinlik yapıp haklarını savunuyormuş gibi yapıp oradan bir çıkar sağlamaya çalışan erkek. Ya kadınları bilmem ne yapmalıyız, kadınları ezmeyelim falan diye uyanıklık yapıyor diyorlar. Ben demiyorum. White Knight, yani beyaz şövalye, kahramanlık yapan diye onu etiketleyenler, ya bırak kadınlara yalakalık olsun diye yaptığın şeye bak diyorlar.
Bu tabii ki hani Türkiye'de de meriç, çok meriçsin. Bak kadınlar, iki tane yani kız gönlünü alacağım, bir tavlayacağım diye yaptığın şeye bak. Bana göre bunun tam karşılığı Hababam sınıfında Kemal Sunal'ın 4 tane kız öğrenciyle olan bir bölüm vardı. Çadırlarına falan gidip ispiyonculuk yapıyor. O. Virtue Signaler, sinyalci yani. Aslında çok boş değil. Burada işte ben sosyal olarak dolu bir insanım. İşte erdemliyim. Ben bu konularda boş değilim. Ben bu konulara hayvan haklarım oradayım. İşte feminizm oradayım diye bazı farkındalığı yüksekmiş gibi yapan insanlar diyelim. Yani diğerlerine ben iyi bir insanım havası. Bizde böyle kadın ünlüler var. Erkeklerde de var da kadın ünlüler çok. Yeter ki gündeme gelsin. Yeter ki gündeme gelsin. Bir şey oldu mu hemen kendini atar, bir hafta sonra unutur. Yani SMA mı? Hemen SMA ile ilgili. Hayvan hakları birazcık, orada orman yangını mı var? Bir ay sonra bakarsın umurunda değil. Halen yukarı kaydırın, size şunu satayım. Woke denilen bir şey var. Bu mesela woke film kültürüne de çok yansıyor. Kitaplara da yansıyor, edebiyata da yansıyor. Sosyal adalet ve eşitlikçi konulara savunmacı olmak demek. Yani o kültür. Safe space denilen bir şey var. Bu SJW'ler için çok önemli. Kendilerini eleştirebilecekleri yerler. Yani bunun Türkçe karşılığını size saçma bir örnekle vereceğim. Halk TV bir grubun işte safe space'i. ATV, NTV bir grubun safe space'i. Dolayısıyla safe space senin orada daha rahat eleştirilmeden konuşabileceğin ortamlara, atmosferlere diyoruz. Trigger warning dedikleri bir şey var. Tetikleyici uyarı. Bu da şey, birinin travmatik bir olay yaşamıştır, bunu tetikleyen olay. Ama bu çok kötü niyetle kullanan da var. Bu konulara girmeyelim, benim işte travmamı tetikliyorsun. Aslında öyle bir şey yok. Ama onu kullanmayı seviyor. Önde bir defans kurmayı. Tabii gerçek olanlar da vardır. Microaggression. Bu microaggression aslında bizde Türkiye'de çok görüyorsunuz. İşte bir kişi farkında olmadan bir şey söyler. Hemen incinmeye çok müsait bir marjinal grupta hemen alınır. Aa bize dedi. Biz Türkiye'de bunu çok yaşarız. Hele ki AK Parti bazen başörtüsü için, bazen Kürt sorunu için falan bolca bunu kullanır. Keyboard Warrior bunu çok biliyorsunuz. Klavye savaşçısı. Bizde ekşi sözlükte falan çoktur. Twitter'da da başladı. Herkese mavi tik çekirdek gibi dağıtıldığı için. Böyle sosyal medyada bir rumuz halkasında olan da çok var bu. Yeni yeni aslında şeyde de başlıyor. Yani böyle ufak ufak gerçek bir kültür olarak da başlıyor ama ismini koyup cesurca eleştiren çok değil. Cancel culture denilen bir şey var. İptal kültürü. Bu bizde var. Aslında boykot kültürü. Bir kurum ya da kişiyi hatalarıyla buluyorsun. O hataları ortaya koyuyorsun. O boykot ediliyor. Bizde bu çok. Bazen aşireye kaçılır. Maalesef bazen fazla abartılır ama bizde boykot kültürü var. Ekşi Sözlük bunun için çok iyi organize oluyor. Son olarak da diversity. Diversity çok duyacağınız bir laftır. Diversity çeşitliliği sağlamak. Yani biz işte bütün renklerle güzeliz gibi. Anladın mı? Nasıl? İşte diyelim ki bazı moda markaları şişman mankenleri de, Meksikalı mankenleri de, başörtülü mankenleri de, Asyalı mankenleri de, zencileri de, trans bireyleri de hepsini reklam yüzü olarak kullanıyorsa bu bir diversity'dir. Şimdi dünyada şey başladı globalde, işte her şeyden biraz bulunduralım, her kitleden, şirketimiz kurumsalsa. Bu başta kulağa güzel geliyor değil mi diversity? Ama dünyada bunun şeyi çıkartıldı. Bir numarası Netflix. Sözde diversity adı altında. Sözde diversity adı altında. Şimdi burada enteresan bir ikiyüzlülük gördüm. Neden bilmiyorum. Netflix'e eğer Türkiye üzerinden 5977 kodla girmeye çalışırsanız ki aramada da çıkıyor bu. LGBTQ movies çıkıyor. Ama Türkiye üzerinden giremiyorsunuz. Yolunuzu mu kaybettiniz diyor. Enteresan. Eğer VPN kullanırsanız ve yurt dışından bakarsanız aynı linkten filmler çıkıyor. Yani gay, lezbiyen, trans bireyler vesaire ilgili onlara hitap eden filmlerin hepsi çıkıyor. Nedenini bilmiyorum. Yani VPN'de başka bir ülke seçerseniz muhtemelen ondan da çıkacak ama Türkiye'de bunları açmıyor ve
Herhalde Netflix'teki filmlerin, yanılmıyorsam şu an sallamak istemiyorum, %70'inde bir şekilde eşcinsellik geçiyor diye bir istatistik sallayayım. Bana ilginç gelen şu: neden Türkiye'de biz yolumuzu mu kaybettik de yurt dışından girince bunu görebiliyorum? Hemen bir deney yapalım. Pin'e giriyorum ve bu sefer Amerika'yı seçiyorum. Bakın, Amerika'daymış gibi. O zaman da çıkıyor. Yine filmlere ulaşabiliyorsunuz. İşte Brokeback Mountain vesaire. İnanılmaz derecede bir eşcinsellik propagandası başladı. Eşcinsellik iyidir, kötüdür, ben homofobiyim falan filan, yok böyle bir şey. Hatta benim eşcinsellik üzerine videom var, 15-20 dakika. Git onu izle, sonra bu videoda eşcinseller üzerinde yaptığım yorumu eleştir. Çünkü niye? Eşcinsel olanlarda Türkiye'de dünyadaki gibi anlayış değil, Türkiye'de inanılmaz bir kırılganlık var. Aa, o bizi taşladı, aa, o bizi dışladı, sen homofobiksin. Sen homofobiksin asıl ya. Asıl büyük homofobik sensin, kendinden korkuyorsun. Kendi varlığından tam benimseyememişsin. Git videomu izle, eşcinsellik hakkında 4 yıl önce çektim, sonra konuşalım. Şimdi bu seni pistten aldığımıza göre gerçekten bu konuyu konuşabiliriz. Harry Potter, J.K. Rowling'in şaheseri. Ama bu kadın Social Justice Warrior olacağım ayağına şeyini çıkardı yani. Harbiden şeyini çıkardı. O kadar kitap yazdı, sonunda Albus Dumbledore'u gay yaptı. Grindelwald'la birlikte. Gerek var mıydı? Yani bu kitleye yaranacağım diye. Birden Hermione'yi tuttu, zenci yaptı. Tiyatro oyununda da, Harry Potter lanetli çocukta da. Şimdi bakın, bazılarınız diyecek ki ne var olduysa. Bunu da kurguda fark ettim. Bu baskıyı, bu tweetleri falan filan. J.K. Rowling'e bu kızı, bembeyaz sarışın kızı, bembeyaz sarışın kızı, bu yaşlı bir kadın yapması, siyah bir kadın yapması için inanılmaz bir baskı olmasın. Ana sebebi bunlar. İşte bak, gerçekten öyle mi yapıyor? Harry Potter'ı bize şey, Hermione'yi bize siyah yap, bilmem ne yap, işte onu yap, Black Harmony istiyoruz. Gerekirse Harry Potter'ın bile üstüne gidiyorlar. Yani iş öyle bir yere gidiyor ki, ben diyor ki Black trans bir aktris canlandırsın Hermione'yi, yeni Harry Potter serilerini. İşte bu baskılar, bu Shannon gibi insanların baskıları yüzünden J.K. Rowling'de bir anda değişiyor. Yani J.K. Rowling'in içinde vardı yoktu birazdan göreceksiniz. Bir siyahinin, siyah ve zenci kelimelerini kimsenin alacağını sanmıyorum. Art niyetli amaçla kullanmıyorum, aşağılamak için asla. Kendisi daha önce defalarca Twitter'da da eserlerinde de bunun bir beyaz olduğunu, kızıl saçlı beyaz olduğunu söyleyip ondan sonra sırf yalakalık yapacağım diye, bir kitle de kitabımı fazladan alsın diye Nomad Mezveni eserine davet etti. Bu hanımefendi, J.K. Rowling'de bu olay çok büyük. Aslında bir hatasını da telafi etmeye çalışıyor. Bir ara transfobik bir açıklama yaptığı ortama düştü. Dedi ki, kendi sitesindeki bir makalede de duruyor bu: trans bireylerle kız çocuklarının aynı banyo ve soyunma odalarını kullanmasından rahatsızım dedi. Çok da doğru bir şey söyledi. Yani sonradan kadın olduğunu inanan, başaran ve olabilenler de vardır. Ama hormonal tedavisi eksiktir. 6-7 yaşında bir kız çocuğuyla aynı ortamda bulunmasında büyük sakınca olabilir. Buna göre üçüncü bir tuvalet olsun desem, bu sefer bizi ötekileştirdiğiniz çıkıyor. Bunun bir dengesi yok. Bak, böyle olsun olmasın demiyorum. Deniliyor dedim, ötekileştirildi. Çünkü konuşurken bunu da dikkatli seçmek zorundasın. Vay sen misin bunu diyen deyince üstüne atladılar. O da bu sefer tiyatro oyunu, kitaplar, herkesi gay lezbiyen yapmaya başladı. Hatta bunun onun evreninde geçen Harvard Legacy oyununda trans karakterler yaratılması için kısıtlamalar getirildi. Hatta oyunda cinsiyet seçimi kapatıldı. Oyun içerisinde sürekli sana tarihi bir oyun olsa bile dey diyorlar. Hişi bile denilemiyor. Yan görevlerde trans bir kadın ortaya çıktı. Lezbiyen evli bir çift var. Bunlar olmasaydı zaten linçlenecekti diye o da köküne kadar ayarları açtı. Nasıl ki Netflix işin şeyini çıkardıysa, benim gençliğimde Sabrina Witch denilen çok tatlı bir dizi vardı. Bu Sabrina'yı Netflix'e tekrar getirdiler. Dedim ki ya, beraber kızımla izleyelim. Herhalde burada da bir eşcinsellik yoktur. Daha 6 yaşındaydı kızım. Dizinin daha ikinci bölümünde o tatlı cadı Sabrina'nın arkadaşlarına, iki erkek mezar başında, tavut başına hemen öpüşmeye başladılar.
tekrar söylüyorum. Ben homofobik değilim. Ama çocuklara yönelik içeriklerin içerisine eşcinselliğin basılması aptalca. Daha da öteye gittiler. Jurassic Park Cretaceous denilen Cretaceous döneminden ismini almış. Şeydeki, ilk çağlardaki. İlk çağda demek de cahilce ama. Bir şey var. Animasyon var. Çocuklar için. Ve oradaki çocuklar 9-10 yaşlarında. Birinci sezon izledik. İkinci sezon başladı. İki tane kız hemen lezbiyen oldu. Daha 10 yaşında çocuklar. Şimdi bunu Netflix özellikle öğretiyor ve aptalca bir şey yapıyor. O dönemdeki çocuklara bir şeyleri aşılamaya çalışmak ahlaksızlık. İşte eğer bir Social Justice Warrior çalışacaksa burada anti Netflix olarak çalışmalı. Ve Netflix'e öyle bir baskı gelmeli ki, evet filmlerin içerisinde olmasına %100 katılıyorum. Yani olabilir, olmalı, hayatın bir gerçeği ama çocukları buna empoze etmeye çalışmak ahlaksızlık. Hollywood bu tip şeylere bayılıyor. Mesela Barbie filmi. İnanılmaz derece erkekleri aşağılayan bir filmdi. Aynısını kadınlar için yap bu dönemde. Tarihte çok yapıldı. Aynısını kadınlar için yap, parçalarlar seni. Ve ısrarla da bazı eski filmlerin yeni versiyonlarını kadınlarla çekiyorlar. Mesela Ghostbusters Answer the Call. Ya bu Ghostbusters serisi erkeklerle çekilen bir şeydi. 4 tane erkek vardı. Sen 6.8'lik yeni bir film yapıyorsun. Niye izlenmiyor? Çünkü sen eşitlik yaratacağım diye bir şişman kadın, bir zenci kadın, bir de yaşlı kadın koyuyorsun, orta yaş. Ve hayalet avcıları. Ki buradaki şişman kadınla ilgili birazdan konuşacağım. Birçok filmde abartıldı artık. O zenci, şişman ya da şişman kadın karakteri tadı kaçtı. Yahu kadınların böyle bir isteği yok ki. Ben bir hayalet avcısını kadın göreyim. Kadın itfaiye eri olabilir, kadın polis olabilir, kadın hakim olabilir. Bu çok normal bir şey. Ama hayalet avcıları bu dörtlüyle sevildi. Şimdi birazdan eleştireceğim diğer filmleri de göreceksiniz. Ya başka bir şey çek. 4 tane de dinozor avcısı olsun. 4 tane de başka bir şey kadın avcı olsun. Yani Ghostbusters'ı alıp madem tuttu, tutan bir şeyin içinden kadın eşitliği falan filan, lezbiyenlik aktarayım, eşcinselliği ittireyim, ne gerek var? Çünkü izlenmiyor. Eşcinsellere yönelik birazdan örnek vereceğim. Yapılan şeyleri sadece eşcinseller için yapıldıysa eşcinseller bile izlemiyor. Çünkü başarısız buluyorlar. Yıl 2019. Men in Black. Filmin adı Men in Black. Melez bir kadınla çekiyorlar. Sebep? Hem melezlere, hem siyahilere, hem kadınlara şirin gözükelim. Sonuç film rezalet. Yine 2019 Terminator. Bakın Sarah O'Connor'ın hikayesi Terminator'da zaten güçlü bir kadının aşama aşama nasıl ortaya çıktığını gösteriyor. Biz Sarah O'Connor'a zaten okeyiz. Ama diğer karakterlerin hepsini de biz kadın yapalım. Arnold Schwarzenegger'e de biraz ucundan damlatalım. Ahmakça. O da izlenmiyor. Başrole sürekli ihtiyaç yoksa kadın basmak ahmakça. Bakın burada iyi dinleyin. Angelina Jolie, Tomb Raider serisi. Mükemmeldir. Ben başrolde kadın olmasın dersem aptallık ederim. Wonder Woman, Gal Gadot, enfestir. Açlık oyunları, Katniss Everdeen karakterinin This Girl Is In Fire hikayesi mükemmeldir üçleme olarak. Üçleme mi, dörtleme mi bilmiyorum. Charlize Theron hangi filminde kötü ki? Cani'de harikaydı, güzel bir kadın olmamasına rağmen. Yani kendisi güzel de filmde güzel değildi. Italian Job, İtalyan işinde. Diyor musun ya bir kadın bu kadar hızlı araba sürmemeli. Lucy filminde Scarlett Johansson'a ben bayılıyorum. Bayılıyorum. Ama sizin kalkıp She-Hulk gibi aptal bir film yapma, şey dizi yapmanız bir sezon 8-9 bölüm sürer biter. Kaptan Marvel çöp. She-Hulk çöp. Çünkü Hulk o erkek karakterle kontrolsüz ama sonradan kontrollü olmaya başlayan karakterle çıktı. Sen tutup da böyle melez Güney Amerikalı bir tipi, Hispanik bir tip alıp da bir avukat, bir anda hemen sen süper kahramansın, kadınlara şirinlik olsun, eşitlik yaşasın, diversity dersen ahmaklık edersin. Bu social justice değil. Bu social mallık. Ne oldu? She-Hulk kimi mutlu etti? Kim sevdi bunu? Bir sezon 9 bölüm ve pıh. Başrolde 30 yaşında bir kadın birden Hulk oluyor. Niye Hulk oluyor? Orijinal komikste böyle bir şey yok. Bu arada orijinal She-Hulk'taki de beyaz. Burada zorluyorlar. She-Hulk'ın aynı senesinde 2022 mi artık kaçsa Miss Marvel denilen bir saçmalık çıktı. Miss Marvel da Pakistanlı bir kadın. Niye diversity, eşitlik yapacağız, çeşitlilik? Ya olmuyor, olmuyor. Boşuna zorluyorsun.
Tekrar söylüyorum, bir kadın kendi gücüyle var olabiliyor. Mila Jovovich'i biz izlemedik mi, sevmedik mi? Mükemmel bir Resident Evil serisi yok muydu? Orada gelişmedi mi bu kadın? Ki öncesinde 5. element mi ne? Bruce Willis de yanılmıyorsam bir filmde de parlamıştı. Bir bedel ödemeden hemen güçlensin. Veya madem bu tuttu, bunun içine enjekte edelim. Eşcinselleri, işte zencileri, Hispanikleri, Pakistanlıları. Gerek yok, onunla özel bir şey yarat. Zenci elf. Kim kabul etti bunu? Bu evreni yaratan kişi, Tolkien, böyle bir şey yazmamış. Elflerin tam, nasıl ki Harry Potter serisinde sen zorla gay bir Dumbledore, zorla zenci bir şeyler katarsan, harmoni zenci yaparsan olmuyorsa, sırf birileri daha fazla kitap alsın ve linçlenmeyeyim diye, zenci elf de olmuyor. Hangi salak bunu düşündü bilmiyorum. Hikayeyi yedirmeden tak diye koyuyorsun. Glasgow Üniversitesi'nden İskoçya'da bir araştırmacı hoca çıkıp şey diyor, Mariana Maldonado mı, öyle bir isim. Kim bu siyahi elflerden Latin kökenli Asya olmasından rahatsızlık duyabilir, anlayamıyorum diyor. Ben duyuyorum arkadaş. Git yeni bir orta dünya yarat, oraya koy. Buraya sokup da elfi zenci yapmanın bir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Sen tutan bir şeyin içine ettiriyorsun. Yeni bir şey yaratamıyorsun. Niye biliyor musun? Bak, ekranda gördüğün sadece gay ve transları konu olan bir dizi var. Seri. 8.6 puanda yersen. Pause. Sadece 3 sezon dayanabiliyor. O 8.6 puanda dikkat ederseniz 100 binler değil, sadece 33 bin kişi vermiş. Niye? Çünkü buna puan vermesi gerektiğine inanıyor ama izlemiyor. Madem 8.6 böyle bir şaheser. 9 ya neredeyse. Bu kadar mükemmel bir dizi niye 3 sezonda bitti? Hadi izleyin, destek verin. Hayır. Çünkü eşcinseller de bu dizinin kendisini temsil etmediğini biliyor. Ben tekrar söylüyorum. Normal, anormal diye bir şey belirlemek cüretinde değilim. Herkes normal. Ama tutan bir şeyi yeniden remake'le içine zorla bir şeyleri tıkıştırmak aptalca. Yeni bir şey yap. Bu arada zencilerle de eşcinsellerle de bir sorunum yok. Örnek Django. Django Unchained. Unchained'de, zincirsizde kimse diyemez ki ya Will Smith niye zenci? Çünkü hikayesi çok mantıklı geliyor. O kölelik, o hikaye, o siyahi kovboy çok mantıklı geliyor. Ama Tarantino bunun için uğraşıyor. Bir anda bir Pakistanlı süper kahraman olmuyor. Bir anda bir zenci süper kovboy olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bir karaktere ihtiyaç varsa sen onu uğraşırsın. Bu sadece eski bir filme yeni bir tipin gelmesi değil. Eski bir kaliteli başarılı yapımın içine aynı karakterler bile bazen oturamıyor. 1999 Matrix, 2003 Matrix Reloaded, yine 2003 o kadar sevildi ki Matrix Revolutions. Ama bırak işte böyle, tadında bırak. Yok, 18 yıl geçmiş, Trinity, Neo hepsi olmuş sütlaç. 2021 illa çekeceğiz. Al 5.7. Matrix'i tekrar çekersen bu sonucu alırsın. Çünkü ne Neo ne Trinity o filmle artık özdeşleşemiyor. Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi niye 6.9 ile 7 arası gidip geliyor IMDb'de, IMDb'de? Sen çünkü diverse diye kendini parçalıyorsun. Bir başka bunun aptalca işlendiğine %100 inandım ama kimsenin kabul etmeyeceği konu. Spider-Man, Miles Morales. Hemen çiroz bir tane zenci bulalım, onu süper şey Spider-Man yapalım. Arkadaş, Spider-Man televizyonda da, eserlerinde de, çizgi romanda da, Stanley'nin dünyasında da beyazdı. Yani onu Spider-Man yapma aga. Zenci Superman, Asyalı Superman, Japon Superman, kadın Superman yapma. Gerek yok. Onun adı Superman. Superwoman yapma. Onu da başka bir karakter yap. Onun da başka bir gücü olsun. Tırnaklarından bir şey yapsın. Beyniyle bir şey yapsın. Anlatabildim mi? Başka bir güç ver. İlla Örümcek Adam evreni, yeni Spider-Verse. 3 tane birbirinden saçma, sırf oyuncak çocuk için üretilmiş tip. Ya diyeceksiniz ki hayır, çok güzeldi. Çünkü size çok güzel olduğunu inandırmak için 150 milyon dolar harcandı. Kazanılan para 720 milyon dolar. Oyuncakları, çantalarını falan saymıyorum. Bu algı basıldı. Size Little Mermaid desem ne dersiniz?
Aklınıza ne gelir? Küçük deniz kızı. O kalemliklerin üstünde, çantaların üstünde. Kızıl saçlı beyaz bir kız değil mi? Hayır. Disney onu da kararttı. Neden? Çünkü eşitlik olması gerekiyor. Yine daha siyahi bir, melez bir küçük deniz kızı. Ya Pocahontas da bir beyaz değildi ama hikayesi sırıtmıyordu. Çünkü Pocahontas'ın kendi hikayesi vardı. Ama bu beyaz deniz kızını alıp da zorla yakmanı esmerleştirmenin bir anlamı yok. Kimse burada zorla güzel kadın istemiyor. Yani Jenna Ortega çok mu? 1.55 boyuyla aşırı mı mankendi? Ama tuttu. Millie Bobby Brown. Stranger Things'te oynadı. Zenci olsaydı da tutardı. Başka şey de olsa. İlk çıkışı 20 yaşında ki o zaman çok daha küçük. Şimdi 20 yaşında. Damsel'da, Enola Holmes'ta, Godzilla'da, Electric State'de bir sürü şeyde oynadı. Bir şekilde 20 yaşında çok başarılı. Burada tabii bir de beden olumlama denilen bir şey var. SJV'ler için çok önemli. Bir tık konu çorba oluyormuş gibi gelecek size ama şöyle bir şey beden olumlama. Doğru olanı ve yanlış olanı söylüyorum. Doğru olanı şu an ekranda gördüğünüz tekerlekli sandalyedeki Barbie'ler. Çok mantıklı. Bunların hayatın bir parçası olduğunu çocuklara anlatmak. Ve çocuğun oyun oynarken bunu doğru algılaması. Tekerlekli sandalyedeki çocuklarla daha iyi bağ kurması. Ama tombul Barbie yanlış. Çünkü o çocuğu tombulluğun normali. Ben 110 kiloyum, 114 kiloyum. Kimse kalkıp da şişmanlara haksızlık yapıyor. Ya ben kiloluyum arkadaş. Kendim söylüyorum. Ben insanların benim gibi olmamasını isterim. Anlatabiliyor muyum? Yani siz tombul Barbie koyduğunuz zaman ortaya çocuk onu normal düşünebilir. Benzer şekilde 53 yaşındaki Melissa McCartney'i tombul olumlaması yapacağız diye her yere sokuyorsun. Sonra niye 4.6 aldı bu film deme. Romantik filme sokuyorsun, FBI ajanı yapıyorsun, hayalet avcısı yapıyorsun, her yere sokuyorsun bu kadını. Bu kadın artık daral geldi ya, niye ısrar? Oynadığı filmlerde bir mesaj yok, bir şey yok, sırf SJV'ler ses etmesin diye. Yani Brokeback Mountain'daki eşcinsellik rahatsız ediyor mu? Hayır, çünkü hikayenin içine yiyor. Peki neden Social Justice Warrior olmak güzel? Çünkü beraber linç etmek güzel, sürüye katılmak güzel, bir saldırı varsa onun sürünün parçası olmak güzel, dikkat çekebilmek güzel. Bir şey birileri alkışlarken sen de araya girip o alkıştan biraz benim de üstüme. Bazı insanlarsa gerçekten adaletsizliğe dayanamadığı için SJV oluyor. İşte onlar etik SJV, gerçek SJV. Ama Türkiye'de işte AK Parti tarafı olanlar var. Duyar kasanlar, anti AK Parti olmaya çalışanlar var, beceremeyenler. Linç etmek bizim toplumun sevdiği şey. Yengeç Mantalitesi diye film, video çekmiştim, oturur izlersiniz. Karşı olmak bir şey, değer vermek ayrı bir şey. Lütfen bir şeyleri eleştirirken siz ne üretiyorsunuz, üretebiliyorsunuz ona bakın. SJV'ler hakkında sizin fikriniz çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.